Hadi bir oyun oynayalım. Baba. Şimdi sembollerimi anlaman gerekiyor. M. Ne? Mukta. T harfi tapasya anne. Hızlı. A harfi anneannem. Ya bu? V harfi Vişnu. V harfi Vişnu. Gel. Otur. Çok kötü. Sana söylemiştim değil mi? Demek üzgün olmanın sebebi Vişnu'ymuş. Sana kaç kere sordum. Ve bugün kendim öğrendim. O özel gülümsemen gelmişti. Oysa şimdi Vişnu yüzünden gitmiş. Hı? Bu sefer kardeşinin sana verecek hiçbir şeyi yok. Ama bu bayram hediyesi benden sana. Hiçbir şey anlamıyorum kardeşim. Sen burada hizmetçi gibi böyle... Sadece şöyle düşün. Kardeşin günahları için tövbe ediyor. Eğer Miti'nin kalbini böyle kazanacaksam ne olmuş ki? Sorun değil. Ama ne oldu kardeşim? Söylesene. Ne oldu? Bir şey söyle. Ben söyleyeyim yenge. Ben Vişnu ile evleniyorum. Onlar kendi istekleriyle evleniyorlar. İkisi de razı. İkisi de çok mutlu. Ben yanlış anlamışım baba. Demek istediğim, Vişnu'nun mailini tamamen yanlış anlamışım. Ve Mei'yi seviyor. Yani Vişnu Miti'yi seviyor. Mei Miti demekmiş baba. Mukta değil. Ben de sanıyordum ki Ve Mei'yi seviyor. Vişnu Mukta'yı seviyor demek. İşte ortada. Hata etmişim. Ahmağım ben. Ahmağım ben. Böyle söyleme. Bu senin mi? Bu cevabımdı. Vişnu neden sana bu maili göndermiş? Yanlışlıkla baba. Vişnu kendisi açıkladı bunu bana. Maili yanlışlıkla göndermiş. Vişnu çok iyi biri. O yalan söylemez. Evet. Bütün iyi insanlar ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceklerini bilmiyorlar. Her neyse. Artık gerçeği öğrendim. Artık prensesimin endişelenmek için hiçbir sebebi yok. Asma suratını. Asma suratını. Asma dedim sana.
Eğer biri bu kararı zorla aldıysa ya da Miti ile Vishnu bu karardan memnun değilse, o zaman bu karar değişecek. Baba! Miti? Evet yengem. Ben gerçeği söylüyorum. Daha önce Vishnu diye biriyle evlenmiştim. Ama bu sefer Vishnu adı da, aşkı da, evlilik de gerçek. Miti! Hayır yengem. Lütfen beni durdurmaya çalışma, olur mu? Benimle konuşmaya da çalışma, çünkü bu evlilik artık ayarlandı. Ve ben kararımı asla değiştirmeyeceğim. Miti, ne diyorsun sen böyle? Sen de çok iyi biliyorsun ki kardeşim her şeyi annesinin zorlamasıyla yaptı. Onun elinde sadece bir kuklaydı hepsi bu. Sen... Akash annesinden süt emen bebek değil. Eğer annesi bir şey yapmasını söylüyorsa ona engel olabilmeliydi. Ama engel olmadı. O oyun oynadı. Neden Akash? Eğer bugün pişman oluyorsa, üzgünse, onun için artık çok geç yenge. Artık geri dönüşü yok. Ve ben de kararımı değiştirmeyeceğim. Yenge, kendine iyi bak. Kardeşim, neden bir şey söylemedin? Neden Miti'ye engel olmadın? Sakin ol. Şu anda senin kendine ve çocuğuna dikkat etmen lazım. Hadi. Otur lütfen. Kardeşine güveniyorsun, değil mi? Miti ile ben konusuna gelince... Evet, biliyorum, Miti beni seviyor. Ama ne zaman bunun farkına varacak? Ve bana dönecek bilmiyorum. O zamana dek sakın ona bir şey söyleme. Birkaç gün daha beklememiz gerek. Yengeni eve getireceğim. Ama o zamana kadar kendine ve çocuğa çok iyi bakman gerek. Eğer bir ihtiyacın olursa beni çağır. Kardeşin hemen yanında. Gözüm hep üzerinde. Ağlama. Sen benim çocuğumu kurtardın kardeşim. Ben de sana hayatının aşkına kavuşmanda yardım edeceğim. Kanhan'ın düğününden sonra İcha diyordu ki artık evimize çok tatlı bir çocuk gelecek. O yüzden ona güzel bir hediye alalım. İcha çok istemiş. Sence de Sürabiye'ye çok çabuk güvenmiyor musun? Beni yanlış anlama lütfen anne. Hanım kızım, sen ona ister güven, ister güvenme. Ben güvenden anlarım hanım kızım ve güvenmemek nedir çok iyi bilirim. Kabul ediyorum, o hamile. Ama anne, çok endişeleniyorum. Onlara güvenmiyorum. Kızımla yeni bir oyun oynayabilirler çünkü. Fazla kafa yorduğumu düşünüyor olabilirsin. Ama ben senin kadar saf ve masum değilim. İnanmam biraz zaman alıyor olabilir ama olanlardan sonra... Bunun masumiyetle alakası yok. Bakış açısıyla alakası var.
Eğer doğru yerden bakarsan, o zaman her şey doğru görünür. Ben doğru olanı yapıyorum Bay Radot. Sürekli olarak neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Sen otursana. Tamam. Doğrusu ben onunla konuşmaya gelmiştim. Eğer vakti varsa... Evet. Siz oturun lütfen. Ben zaten Sur abinin yanına gidecektim. Siz oturun. Söylediğim, yaptığım her şey yanlış. Hatayı benim yaptığımı mı söylemek istiyorsun? Her zaman ben hatalıyım zaten. Ben bunu söylemedim. Çok büyük hatalar olduğu zaman bile. Ama şu anda söylemem gerekiyor. Çok büyük bir hata yapılmak üzere. Vishnu'yla Miti'yi evlendirerek büyük bir hata yapıyorum, değil mi? Evet. İkisi de birbirini seviyorken bunun neresi yanlış? Yanlış işte. Tamamen yanlış. Bu evlilik bir başkasının hayatını etkileyecek. Akaş'ın hayatını mı etkileyecek? Ben buraya Akaş'tan bahsetmeye gelmedim. Kızımın hayatını etkileyecek. Muhtan'ın hayatını bu nasıl etkilesin ki? Söylemek istediğini anlayamıyorum. Muhtan, Miti'nin evlenmesinden memnun değil mi yani? Bunu mu söylemek istiyorsun? Aç gözlerini ve ona bir bak lütfen. Bu annesinin kalbi değil mi? Biraz olsun kapılarını ona da açmalısın. Hayır, onunla sen konuş. Çok saf davranıyor. Hiçbir şeyden de anlamıyor işte. Ona bir bak. O mutlu mu değil mi? Sessiz mi konuşuyor mu? Ona bir bak. Aa, lütfen ama neden mutsuz olsun ki? Çünkü bu evlilikte damat olan Vishnu. Evet, Vishnu. Kararını verip... Miti'yi evlendireceğim dedin. Onun mutlu olacağını sanıyorsun. Yaptığın doğru mu yanlış mı zamanla göreceksin. Ama bütün bunlar olurken onun yaşadıklarını hiç göremedin. Sen bir anne kalbine sahipsin değil mi ya? O zaman o kalbin kapılarını bir kez olsun ona da aç. Eğer öyle bir şey olsaydı kızım bunu mutlaka benimle konuşurdu. O akıllı bir kız, ben çok iyi biliyorum. Nasıl konuşsun ki? Ne söylesin? Annesinin bu evlilik yüzünden kimseyi gözünün gördüğü mü var? Fırsat bulabildi mi ki? Nasıl söylesin? Hayır baba. Annem doğru olanı yapıyor. Yanlış bir şey yapmıyor. Böyle bir şey varsa benimle konuşmalıydın Mukta. Neden bana hiçbir şey söylemedin? Neden söyleyeyim ki anne? Ne faydası vardı bunun? Ben asla Vishnu'nun hayatında yokmuşum ki. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yokmuş. Onlar birbiriyle mutluymuş zaten. Düşündüm ki... Eğer Miti mutluysa... O zaman kendi mutluluğumu unutmam gerekir. Dinle. Şunu sakın unutma. Kimse için fedakarlık yapmana gerek yok, tamam mı? Sen benim prensesimsin. Ne yapmak istiyorsan... Ne yapmak istiyorsan gel ve bana... Bana söyle sadece. Baba sakin ol lütfen. Sakin ol baba. Bu fedakarlık falan değil. Peki ya ne? Sadece tek taraflı bir aşk. O asla beni düşünmüyormuş. Hep Miti'yi düşünüyormuş. Miti ve Vishnu. Ben değilim baba. Bu çok güzel değil mi anne? Bunca gün sonra Miti yeniden mutlu oldu. Hepimiz mutlu olmalıyız baba.
Öyle değil mi? Buna sevinmeliyiz. Hepimiz için doğru olan bu. Prensesim ne kadar da büyüdü böyle. Alo. Alo. Madem aradın, neden konuşmuyorsun ki? Ta oradan... Buraya kadar geldin. Alo, alo yenge. Sürabi, telefonu halan mı açmıştı? Evet. Teşekkür ederim. Sayende sağ salim kayınlarımın evine vardım. Ve burada büyük annem beni kabul etti. Sen beni hiç merak etme. Kanha biraz sinirli. Ama inanıyorum ki o da beni kabul edecek. Suç ne benimdi, ne de Akash kardeşimindi. Halam bizi yanlış yönlendirdi. Sen babama bütün olanları anlat yenge. Ben burada çok iyiyim. Siz beni hiç merak etmeyin. Yenge, neden konuşmuyorsun? Hı? Peki, şimdi telefonu kapatıyorum. Eğer beni telefonla konuşurken görürlerse... yine eskiden olduğu gibi halama haber yetiştiriyorum zannederler. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Kulağını aç ve iyi dinle Sürabi. Hayatımdaki boş sayfaları sakın doldurmaya kalkma. Çünkü hayatımda artık senin gibi yalancılara yer yok. Kanha. İşim var. Al. Bunda ne var? Kuru yulaf. Eğer yersen çocuğun sağlığı için iyi olur.
Gerçek şu ki Sürabi bir yalan sayesinde hayatımıza girdin. Ve bizden biri oldun ama sonra... Yaptığın şeyler yüzünden tüm inancımız sarsıldı. Ama artık karnında ailemizin çocuğu var. Çocuk doğduğu zaman kadın artık anne olur kızım. Tüm kalbimle dilerim ki geçmişte yaptıklarını tekrar etmezsin. Çünkü senin geleceğin artık çocuğunun geleceği olmuş olacak. Umarım söylediklerimi anlıyorsundur. Evet büyük anne. Söylediğim yalanların, yaptığım hataların çocuğumu etkilemesine asla izin vermeyeceğim. Sen beni affettin değil mi büyük anne? Ben kimim ki seni affedeceğim Surabi? Eğer Tanrı seni affederse... inan bana o zaman her şey düzelir. Belki Kanha'yla olan evliliğiniz de düzelir. Büyük anne, Akash kardeşimle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bu olanlarda onun bir hatası yoktu. Ben çocuk için endişeleniyordum. O yüzden bu eve seni kabul ettim. Ve kardeşin Akash'a gelince o konuda kararı Miti verecek. Ama büyük anne... Kardeşim! Kardeşim! Yürü hadi. Ah, tebrik ederim, tebrik ederim. Çok iyi haberlerim var size. Sürabi kızımız kayınlarının evine varmış. İççanın annesi onu kabul etmiş. Evet, evet Sürabi kızımıza sarılıp evlerine almışlar. Yaşasın. Ah işte bu. Harika. Evet. Kızımız artık kayın. Şimdi mutlusundur değil mi kardeşim? Yenge? Ama Sürabi Nirba ile gitmemiş miydi? O nerede? Nirbay onu kayınlarının evine göndermez ki. Nirbay oğlum gelmedi mi? He? Sürabi kızımızı Nirbay'ın pençelerinden kim kurtardı söyleyin. Bu ne böyle ha? Ha? Bu ne böyle? Aslanımız nerede? Tebrik ediyorum. Seninle Miti evleniyorsunuz. Büyük anne. Ben girebilir miyim? Tabii, lütfen. Sana bir şey söylemek istiyorum. Tabii.
Söyleyin. Miti için yüzük seçmeniz gerekiyordu. Ve ben yüzüğü senin seçmeni istiyordum. Gidebilir misin lütfen? Büyük anne, ben nasıl seçerim bilmiyorum. Yani ben bunu yapabilir miyim? İstersen Mukta da seninle gelir. Büyük anne, ben kuyumcuyu aramıştım. Yarın çağırıyorlar. Yarın mı çağırıyorlar? Görüyor musun? Mukta nasıl da her şeyle ilgileniyor. Peki kızım, o zaman yarın Vişnu'yla gidersiniz. Vişnu, yarın Mukta'yla beraber gidin, olur mu? Evet, evet. Gideriz tabii. Çok işim var benim. Ben çıkıyorum. Ne yapacağımı anlamıyorum. Anlamıyorum da ne demek? Bir şeyler yapmamız gerekli Miti. Daha ne kadar herkese yalan söyleyeceğiz? Peki söyle, eğer Akash'ın evliliği sahteyse bizimki ne? O seviyormuş numarası yaptı. Ben de yapıyorum. Miti, aileni kandırdın. Ben de aileni kandırıyorum. O zaman sen söyle, gerçek Vişnu'yla sahte Vişnu'nun arasındaki fark ne? Hiçbir fark yok. Bugün nasıl herkes Akash'tan nefret ediyorsa, yarın da benden edecekler. Miti, öğretmen hanımın ailesi benden nefret edecek. Buna nasıl dayanırım? Hayır Miti, hayır. Asla dayanamam. Miti, kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Lütfen bunu yapmayalım. İnan bana, anneanneme söylemeye çok çalıştım. Ama yapamadım. Annem, büyük babam. Kime söylesem, nasıl söylesem hiç bilmiyorum. Lütfen, lütfen ağlama. Sorun değil. Aşk kuşları. Ama düğünden önce bu kadar yaklaşmanız doğru değil. Hayır, ben sadece... Açıklama yapmana gerek yok. Aşkta bazen böyle şeyler olur. Ben de size yük oluyorum, değil mi? Üzgünüm, aşıkları rahatsız ettim tabii. Aslında önemli bir işim vardı benim. Anne. İşte düğün davetiyeleriniz. Birkaç örneği var.
Hangisini beğenirseniz bana söyleyin, olur mu? Evdeki herkese haber vermem gerek. Miti, bu olsun mu? Miti kızım. Ne oldu? Davetiyelere bakmıyorsun bile. Ben bunu yapamayacağım. Bu düğün davetiyeleri, ben bunu yapamıyorum. Ben çok üzgünüm. Muhtar, sen seçer misin lütfen? Hayır. Yani demek istediğim, bu senin düğünün. Davetiyeyi de seni seçmen gerekir. Kendi beğendiğin bir şey olmalı. Mukta'nın değil. Mukta benim zevkimi iyi bilir. O beğenirse ben de beğenirim. Mukta lütfen. Acaba sen seçer misin? Miti, bu olur mu? Güzelmiş. Peki. Ben davetiyeyi evdeki herkese göstereceğim. Gidelim. Gel. Zaman elimizden kayıp gidiyor Miti. Eğer hemen gerçeği herkese söylemezsek, bütün ailenin duygularıyla öyle bir oynamış olacağız ki, Akash bile bunu böyle yapmamıştı. Anne, baba. Miti düğün için bu davetiyeyi seçti. Ben çok beğendim gerçekten. Bence çok güzel bir tercih oldu. Çok güzelmiş.
de çok beğendim. Ben de öyle. Ben davetiyeleri yarın bastırırım. Kanha, davetiyeyi ver. Akaşa da Metin'in seçimini göstereyim. Al bak. Miti düğünü için bu davetiyeyi seçti. Ben çok beğendim. Nasıl? Bunu Miti seçmiş olamaz. Miti seçti bunu. İnsan bir kere hata yapar, tekrar tekrar yapmaz. Benim kızım sevdiği ve sevmediği şeyleri daha iyi anlamaya başladı. Bu kartı Miti düğünü için seçti işte. Davetiyeyi alabilir miyim Akar? Sana da göndeririz. Yemek zamanı geldi. Servise başlar mısın? Benimle gelir misin? 2 dakikalığına lütfen. Ne gerek vardı? Ne? Yalan söylemeye ne gerek vardı? Bunu neden yapıyorsun? Neden bu kadar rahatsız oluyorsun? Davetiyeyi Mukta seçmişti. Ben de biliyorum. Yani? Sırf canını yakmak için. Hayır. Durumu anlaması için. Birazcık canını yakıyorsam bunun nesi yanlış acaba? Onun Miti'ye verdiği acıların yanında bu hiçbir şey. Neden sana canını yakma hakkını verdim ki? Sana neden bu kadar özgürlük verdim? Yalnızca birkaç gün kaldı. Zaman elimizden kayıp gidiyor. Ama eminim kardeşim, sonunda zafer senin aşkının olacak. Senin aşkının da. Kan abi taş değil. Kalbi illa erir. Ben bunca gündür evdeyim. Eniştemi iyi anladım artık. Şundan çok eminim abla. Baba olduğunu öğrendiği anda kalbi hemen yumuşadı. Sadece sevincini kimseye göstermiyor. Hem niye endişeleniyorsun? Büyük anne var bu evde. Büyük anne eğer senin yanındaysa, o zaman endişelenmene gerek yoktur. Eğer izin verirsen büyük annemi ikna etmeye çalışayım. Delirdin mi sen abla? Senin annen o. Yani kayınvaliden. Biliyorsun o dedikodudan ve yalandan nefret ediyor. Sen hiç endişelenme abla. Şimdi git ve dinlen. Ben de biraz işimle ilgileneyim, olur mu? Hem ne olmuş yani? Kaç gün kaldı şurada? Miti'ye ellerimle yaptığım yemeği yedirmek istiyorum. Böylece bana alışır. Gittiğim zaman arkamdan çok ağlar. Thank you.
Dünyanın en güzel prensesi bu odada mı acaba? Gelsene baba. Aslında ben uyumaya çalışıyordum ama uyuyamadım. Sen de mi uyuyamadın baba? Benden saklayacak mısın? Sihirbazından gözyaşlarını mı saklayacaksın? Geçti. Geçti, geçti, geçti. Güzel kızım, geçti. Kimse mutlu değil. Ne Miti ne de Akash. Ne Vishnu ne de sen. Ama hala bu oyun devam ediyor, hepsi bu. Sırf bu yüzden Miti Akash'ı buradan göndermek istiyor diye. Hayır baba. Hepsi mutlular. Sen de gördün değil mi? Vishnu Miti'yi çok seviyor baba. Belki de Miti de. Senin sihirbazın buradayken herkesin yüzünü okur. Ama sorun şu ki Miti maalesef çok inatçı. Bu yüzden bu oyun devam ediyor. Bu mümkün değil baba. Belki de bu şekilde Miti yeni bir hayata kavuşur. O hayatı boyunca mutlu olur baba. Biliyor musun? Gözlerinden bir damla yaş damlayınca burası acıyor. Hem de çok acıyor. Acımasını istiyor musun? Söyle, istiyor musun? O zaman bana söz ver. Söz ver bana. Söz? Bu gözlerde gözyaşı görmek istemiyorum. Söz mü? Benim güzel prensesim. Güzel prensesim. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Neden buraya geldin? Neden geldin? Düğün davetiyeleriniz basılmış hanımefendi. Siz seçmemişsiniz. Bir davetiyeyi de bana verdiler. Bay Ratot sizi ve Vishnu'yu aşağıda bekliyor. Sen git, ben geliyorum. Herkes sizi bekliyor. Söyledim ya, geliyorum. Bu arada hanımefendi, isterseniz dağınık saçlarınızı sizin için ben tarayabilirim. Çok iyi biliyorsunuz ki bu işi gayet iyi yaparım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hanımefendi. Hatırlamıyorum. Hiçbir şeyi de hatırlamak istemiyorum. Şimdi gider misin artık? Lütfen. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे
se hathon mein gudiya purani